Peki en güzel, en lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte onu da ustasından öğreneceğiz. Yanımızda aşçı Süleyman Kıraç var. Ustam, öncelikle aşure bereketin timsali olarak gösterilir. Evet. İçine girecek malzeme sayısında bir sınırlama var mı? Veya en az kaç malzeme girmeli? En az 8 veya 10 çeşit malzememiz olması lazım. Daha da çok çeşit koyarsak daha da güzel olur. Peki olmazsa olmazı var mıdır aşurenin? Olmazsa olmazı nohudumuz, kuru fasulyemiz, buğdayımız olmalı. Şeker zaten olmazsa olmaz. Tatlı olduğu için malum. Gül suyumuz olmalı. Bunlar olmazsa Bunlar olmazlarında. illaki olacak. Gül Evet. suyu da ayrı bir lezzet katıyor tabii Evet. ki aşureye. Peki ben burada kuru nohut ve kuru fasulye Evet, görüyorum. Bir de burada bunları haşlanmışını görüyorum. evet, Bunları bunu kaç gün önceden haşlıyoruz? Akşamdan suya koymamız yeterli. Fasulye, nohut ve buğdayımızı akşamdan suya koyacağız. 20 kişilik bir aşure evde yaparsak 100 gram. 20 kişilik aşurenin ölçüsüne geçmeden önce hemen sol tarafımızda büyük bir kazan içinde aşure var. Ustam, bu kaç kişilik? Bu 400 kişilik aşağı yukarı. Biz daha lokanta, restoranlarda daha çok kişi yapılır. Daha da fazla yapılabilir. Ama evimizde bu kadar yapmayacağımıza göre biz 20 Tabii. kişilik bir aşure. Evlerde daha küçük ölçekli yapılıyor. Evet. Minimum 20 kişilik eğer yapacaksak, konu komşuya da dağıtacaksak mübarek aşure gün niyetine 20 kişilik yapmak için acaba ölçek ne olacak? Evet. 100 gram kuru fasulye, 100 gram nohut, 200 gram buğday, 1 kilo şeker, 1-2 dal tarçın, incirimiz, kayısımız 5-6 adet incir olabilir, kayısı olabilir 8-10 adet. Bunları nohuttan kuru fasulye ve buğday. Akşamdan suya koyduktan sonra sabahleyin bunları haşlıyoruz. Eski suyunu atıyoruz tabii. Yeni su koyuyoruz, haşlıyoruz. Haşladıktan sonra bu kıvama geliyor tabii. Ondan sonra bunları tenceremize suyumuzu koyduktan sonra önce nohut, kuru fasulye ve buğday. Bunları önce atıyoruz. Bunlar biraz daha sert olur. İncir, kayısı daha Önce çabuk sıralamasına pişecek. tekrar alacak olursak, önce kaynar suya hangi malzemeleri atıyoruz? Nohut, kuru fasulye ve buğday. Buğday. Ne Bunları kadar atarız. kaynatıyoruz bunları Bunlar bir 10-15 dakika kadar kaynar. Onlar kaynarken diğer malzemelerimizi, dal tarçını da atabiliriz. Burada ayvamız var. Portakalımız var. Bunları da rende yaptıktan sonra kaynayan malzemenin içine atıyoruz. Daha güzel rengi hem sarı olur, hem güzel olur, hem kokusu güzel olur. Gül suyunun da bir adet gül suyunun yarısını koymamız 20 kişiye yeterli. Peki Bunlar nasıl rendeleyeceğiz? Bir örnek olarak gösterebilir miyiz? Yani büyüklüğü ne Evet. olacak? Büyüklüğü o kadar önemli değil. Kabuk kısmını rendeliyoruz bunları. Rendeledikten sonra kaynayan malzemenin içine atıyoruz. Portakalı da aynı şekilde rendeliyoruz. Yani Sadece bütünlüğü değil, kabuklarını. sadece Evet, kabukları. kabuklarını. Atıyoruz. Onlar kaynarken incirimizi, kayısımızı ince ince doğradıktan sonra şu şekilde onları da atıyoruz. Devamlı kaynamakta tabii. Kaynadıktan sonra malzemeler piştikten sonra kıvamına geldikten sonra en son şekerini atıyoruz. Ne kadar şeker bir kilo koyacağız? Şeker, 20 kişi yaparsak 1 kilo şeker yeterli. Malzemelerin kıvamını her şeyi ayarladıktan sonra en son yapacağımız işlem tabii bunlar malzemeler çok sulu olacak. Kaynayacak. Ne kadar kaynasa da koyulaşmayabilir. Biraz sulu kalır. Onun için nişastamızı Nişasta ile kıvamını ayarlamadan önce ne kadar yaklaşık olarak bu bütün malzemeleri bütün kaynatacağız? Bir yarım saat 45 dakika kadar pişmesi lazım. Eğer nohudumuzu ve buğdayımızı güzel haşlamışsak, iyicene pişirmişsek, yarı yarıya pişirmişsek daha çabuk pişer. Çok iyi haşlamamışsak daha da sert olur. Bakarız kıvamına pişmişse. Ondan sonra şekerini attıktan sonra en son nişastaya atacağız. Koyuluk kıvamını ayarlayacağız. Evet. Şimdi en önemli kısma geldik. Kıvam kısmına geldi. Evet. Bu kıvamını da nişastayla veriyoruz. Evet. Hemen nasıl ayarlayacağız nişastayı? 20 kişilik yapacaksak bu kaşıktan bir 2-3 kaşık kadar bir kabımızın içine koyarız. Bunu da çırptıktan sonra iyicene çırpıyoruz. Şimdi tahta kaşıkla mı çırpacağız yoksa tahta kaşıkla da olur ve telle de olur. Tahta kaşıkla da olur, telle de olur. İyicene çırptıktan sonra kaynamakta olduğu nişasta aşuremizin içine nişastamızı döküyoruz. Kıvamını ayarlıyoruz. Peki hepsini birlikte mi atacağız nişastanın yoksa yavaş yavaş mı katmak yavaş, gerekiyor? Yavaş yavaş. Topaklanmamak evet, için. Evet, hem karıştıracağız hem yavaş yavaş atacağız. Birdenbire atarsak topak topak olur. Karıştıracağız, ondan sonra atacağız. Kıvamını hazırladıktan sonra bir kasemize alacağız. Tutup tutmadığını nereden anlayacağız? Eğer fazla gelirse nişasta çaresi nedir? Fazla koymayacağız. Az az koyacağız. Eğer çok gelirse azın çaresi var, çoğun çaresi yok.
Yemekte yaptığımız zaman ne yaparız? Şeyini az atarız, tuzunu. Tuzlu olduğu zaman onu olmaz. Tuzsuz olduğu zaman masadan müşteri tuzunu atabilir. Acele bu da, etmeyeceğiz, evet, yavaş yavaş. Evet, acele etmeyeceğiz. Az koyacağız. Kıvamı zaten geldikten sonra iç sosumuz dibinde kalsa da önemli değil. Önemli olan oradaki kıvamı görmek. En sonda hazırlanıyor aşuremiz, evet, ve üzerine de süsler. Evimizde evet, ne malzeme varsa. Lazım. Evet. Bir 10-15 dakika, 20 dakika soğuyacak. Soğuduktan sonra elimizde olan malzemeler fındık olur, ceviz olur, İzmir üzümü olur, Hindistan cevizi olur. Evet. Burada bununla bu malzemelerle de süslüyoruz. Narımız var. Narla da. Şimdi ben müsaadenizle hem izleyenlerimiz adına hem de haber merkezimiz adına yaptığımız bu aşureden biraz tatmak istiyorum. Ustam kaşığı rica edebilir miyim? Burada hazır sıcak olarak pişmiş aşureden sizler için biraz tatmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Herkesin de şimdiden aşure günü mübarek olsun. Sofralarınız hep bol bereketli olsun.